bir gönül verdi bana. Ademeden hayran olur. Hak bir gönül verdi bana. Ademeden hayran olur. Bir dem gelir şadam olur. Bir dem gelir giryan olur. Bir dem sana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Talak suresi 1. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebi, iza tallaktumun nisa'a fatallikuhunne li'iddetihinne ve ahsul idde vettekullaha rabbakum. La tukhrijuhunna min buyutihin ve la yakhrujna illa en yatina bi fahishatin mubayyina ve tilke hududullah ve tilke hududullah. Allah kendi sınırını çizmiş. Kendi haddini çizmiş. İnsanın haddini bilmesini istiyor. Kendi hududunu, hududu ilahi gibi hududu ibad, Allah'ın kullarına göndermiş olduğu sınır, hudud, had. Onun için eskiler aslında İslam'ın şartını sıralarken İslam'ın şartı altıdır derler. Beşini siz biliyorsunuz, altıncısı ise haddini bilmektir. Evet, Cenab-ı Hakk'ın çizmiş olduğu o hudud çerçevesinde insan kalmış olsa, aslında ilk insandan Hazreti Adem'in oğlu Kabil'den itibaren akan kanlar aslında akmayacak. Kabil haddini bilmedi, hududunu bilmedi. Bugün insanlık hududunun dışına çıkmış. Başkasının hürriyet adına, başkasının hürriyetini kısıtlamakta, hukukuna tecavüz etmekte. Bismillah. وَمَنْ يَتَعَدَّ هُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Burada zulmetmekte insanlık. Kendi nefsine başlar. Bismillah. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ اَمْرًا. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَاَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. İşte bu. Maddi, manevi, dünyevi, uhrevi. Hangi şekilde olursa olsun, sıkıntı içinde olan insanın çıkış yolu. Kim Allah'tan ittika ederse, Allah onun için bir çıkış yolu yapar. Demek ki bunu çok okumak lazım. Sıkıntıda olan insanlar bunu okusunlar. Kim Allah'tan korkuyor ise, Allah onun için bir çıkış yolu da hazırlayacağını ifade ediyor. Bitmedi, devamıyla. وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ve ummadığı yerden Allah onu rızıklandırır. Bunu sık sık yapmak lazım. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Bismillah. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلُّ شَيْءٍ قَدْرًا. يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ اَشْهُرٍ وَاللّٰهِ لَمْ يَحِيدْنَ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا. ذَلِك اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ve yu'zim lehu ecra. Eskinuhunne min haythu sekentum min vucidikum ve la tudarruhunne li tudayyiku aleyhin ve in kulle ulati hamlin fe enfiku aleyhin hatta yadana hamlehun fe in ardana lekum fe atuhunne ucurahun ve etemiru beynekum bi ma'ruf ve in taasertum
فَسَتُرْضِعُ لَهُ اُخْرَى لِيُنْفِقْذُ سَعَةٍ مِنْ سَعَةِهِ وَمَنْ قُدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللّٰهِ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا آتَاهَا. Tıpkı ne gibi? لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا. Bakara 286. Bismillah. سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ اُسْرٍ يُسْرًا. Ne gibi? Tıpkı duha. اِنَّمَا عَلْ يُسْرًا. Bismillahirrahmanirrahim. Ve alen 65. sure olan Talak suresi Medine'de inmiş. 12 ayet. Sure adını işlediği konudan almıştır. Talak, boşamak demektir. Yani İslam hukukunda önemli bir husus. Surede talak ile ilgili diğer bazı hükümler konu edilmektedir. Yani başlı başına tabii ki Cenab-ı Hakk'ın helal olaraktan kabul ettiği talak, ancak en çok gadab ettiği, kızdığı boşanma. Onun içindir ki adeta kanserleşmeyi engelliyor Cenab-ı Hak. Bir çıkış yolu açıyor. Bir kolaylık sağlamış oluyor. En son noktanın kapısını kapatmıyor ta ki kanser olmasın. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ey peygamber, kadınları boşamak istediğinizde onları iddetlerine dikkate alarak temizlik halinde boşayın ve iddeti sayın. İddet, boşanan kadının eşiyle irtibatının beraber olmasının tamamen kesilmesi için dinen beklemesi gereken bir süredir. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmaları dışında onları bekleme süresince evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Hududullah. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, haddi aşarsa, hadsizlik yaparsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin. Olur ki Allah sonra yeni bir durum ortaya çıkarır. Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun. Yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, takva üzerine olur, günahtan uzaklaşırsa Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi 3 aydır. Yani o zaman belirginleşir. Hamile olanların bekleme süresi ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu. Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükafatını büyütür. Onları iddetleri süresince gücünüz nispetinde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Yani mahrum etmeyin. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için çocuğu emzirirlerse emzirme ücretlerini de verin ve aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız çocuğu baba hesabına başka bir kadın emzirecektir. Parasını baba ödeyecek. Eli geniş olan elinin genişliğine göre nafaka versin. Rızkı dar olan da Allah'ın ona verdiğinden o ölçüde harcasın. Allah bir kimseyi ancak kendine verdiği ile yükümlü kılar. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Aslında bura ele alınaraktan şu anda devletin, hukukun yapmış olduğu, Adalet Bakanlığı'nın yapmış olduğu veya Çalışma Bakanlığı'nın yapmış olduğu hakikaten erkeği adeta öldürürcesine nafaka konusunda tabii özellikle aslında bunun üzerinde durmak lazım. Dikkat edilirse yani ömür boyu kadına verilen o nafaka aslında güya devlet bununla kadına yardımcı olalım, destek olalım, kadın hakları vesaire diyerekten kendi kendini toplumu aldatırcasına, dünyayı aldatırcasına nafaka konusunda öyle adaletsiz bir durum içerisine gitti ki aslında boşanmayı daha da arttı.
boşanmanın önüne geçmedi. Devletin koyduğu buna ömür boyu adam bir gün evleniyor, bir gün evli kalıyor. Ömür boyu nafaka diyor. Ömür boyu nafaka diyor. Bire mübarek. Madem öyle kadını düşünüyorsun, o zaman erkeği mağdur edeceğini sen öde. Sen kadını ömür boyu nafaka bağla. Hatta eğer akıllıysan, düşünceliysen işte sana teklif ediyorum. Kadınlara maaş bağla. Çalışan kadınlara maaş verdiğin gibi hadi eğer dürüstsen, hakikaten düşünceliysen hadi kadınlara maaş bağla. Asgarisinden bağla. Ev hanımlarına maaş bağla. Ev hanımlarına maaş bağla. Hani mahkemelerde bir ara bununla ilgili olaraktan yıllar öncesinde yani 15 yıla hemen hemen yaklaşıyor. 15 yıla yaklaşıyor. Okul müdürü ilahiyatçı arkadaştı. Bu arada hukukta da bir iki dersi kalmıştı. O sırada bitirip hukukçu olacaktı, avukat olacaktı kendisi. Hatta niye dedim, o zaman İzmir'de adamın birisi, adını söylemeyeceğim, adamın birisi boşanma davasından dolayı bir avukata 3 trilyon lira düşünürüz 15 yıl önce. 3 trilyon lira avukatlık ücreti boşanması için. O zaman İzmir'de %24'tü boşanma. Bugün Türkiye'de %24. İzmir'de %28-30 kadar. Yani bu ne demektir? 3 kişi evleniyor, 1 kişisi boşanıyor. İşte devlet bunun bir kere yapacağı, aslında kadına nafaka ödeyeceğine bu boşamanın önüne geçsin. Boşamanın önüne geçsin. Yani erkeği ömür boyu mağdur edip de bir gün bile evli kalmış olan o kadına ömür boyu nafaka ödeme teklifinde, daha doğrusu tehdidinde bulunacağına, böyle bir zorluk içerisine girip de kemikleştireceğine, boşanmayı daha da nasıl olsa bir gün evli kalınca ömür boyu nafaka, tamam hemen evleneyim, hemen anında bir gün, iki gün, bir ay neyse evli kalayım, boşanayım ondan sonra. Gittikçe artıyor. Bunu teyiden başka bir şey, bir seçim durumunda adamın birisi bir partiye sürekli veriyor. Ve etrafına diyor ki bundan sonra o partiye vermeyeceğim. Niye? İşte herkese az çok para veriyor. İşte bu nafaka gibi. Ondan dolayı ben de hanımım öldü. Evleneceğim. Hiçbir kadın evliliği kabul etmiyor. Hani nasıl olsa nafaka alıyor ya. Ev ihtiyacı yok. Onun için evlenmeyeceğim diye böyle bir durum yaşanmıştı. Hakikaten de öyle yapmış. Sürekli verdiği o partiye ondan sonra bir daha da vermiyor. Yani bu nafaka konusunda toplumun kemikleşmesine, hakikaten aslında kadını düşüneyim derken kadın mağdur ediliyor. Gerçekten. Devletin bu nafaka meselesi güya şu anda çözüm buluyor. Hala bir netice yok. Kangrenleşen bir durum. İşte onun için boşanma durumunun maalesef fazlasıyla açılmasına neden olmuş oluyor bu hastalık. Evet, bu konuda yazmıştım birkaç yazı. Evlerimizi saran ve sarsan tehlike, boşanma tehlikesi. Yangın var. Hakikaten evler yanıyor. Ve düşün, adam ilahiyatçı, müdür. Ama bununla beraber ben avukat olacağım diyor. Niye? Bir tane hakikaten dava alsa 3 trilyon ya 15, en az 15 yıl önce İşte halis toprak, o zaman onun boşanması vardı. Avukata 3 trilyon para vermişti o zaman. 3 trilyon para. Kendisini boşaması için. Bir tane öyle bir dava alırsam diyordu. Tamam işte ömür boyu kendisine yeter. Yani bir müdürlüğün maaşı nerede? Bir davadan 3 trilyon adam. Yani buna benzer çok ya zaten. Boşanma. Artık %24 sadece İzmir'de değil. Türkiye'nin her tarafına yayılmış durumda. Türkiye'nin her tarafında %24. En mutaassıp olan yerde bile maalesef. Yine evlenme ve boşanma ile ilgili yazmış olduğum muhtelif yazılar. Yani onun için devletin aslında evliliği teşvikten ziyade boşanmayı engelleyici durumlar içerisinde olması lazım. İslam hukuku işte hududullah, Allah'ın hukuku. Bu konuda epeyce, genişçe İslam hukukunun birçok cihetlerini ve bunun sonunda da aynı şekilde içindekiler kısmında da burada genel olaraktan ele almışım. Bu konulardaki İslam'ın hukuku,
bu başlıklar altında ele alınmaktadır. Onun için İslam hukukunda evlilik, bu evliliğin durumu, boşanma durumu onunla ilgili, yani bu manada hakikaten evler yanıyor. Evlerde yangın var. Bu yangının söndürülmesi elbette ki gerekir. Yani bu manada devletin bu meseleye gerçekten çözüm bulması lazımdır. Ayet-i Kerime'yi genel tahlil edecek olursak surenin faziletiyle ilgili Efendimiz buyuruyor. Kim bu sureyi kıraat ederse vefat ederken benim sünnetim üzerine vefat etmiş olur buyuruyor. Evet, yine surelerin faziletiyle ilgili olaraktan hadis kitaplarında geçmektedir. Efendimiz burada, ey peygamber, kadınları boşayacağınızda onları iddetlerini gözeterek boşayın. Mealindeki ayeti iddetlerinin önünde boşayın diyerek kıraat etmiştir, okumuştur. İmam Malik der ki, bununla her temizlik devresinde bir kere boşaması gerektiğini kastetmiştir buyurur. Evet, yine bu surenin genel ilgili tefsirlerde geçmiş olan izahlarını burada 5 sayfa olarak da not aldım. Hadis ve ayetler ışığında bakılabilir bu izah ve beyana. Hakikaten bir sıkıntı. Dediğim gibi gerçekten ciddi bir yangın var. Evler yanıyor. Evlerde yangın var. Yani bu az bir şey değil. 3 kişi evleniyor. Güya büyük bir gayret, şevk, iştiyak içerisinde, arzu içerisinde altyapısı yaparak ondan sonra bu. Evet, hakikaten burada söylenecek çok şey var da şunu söyleyeyim. Gerçekten yani Allah'ın gazap ettiği, Efendimizin evet meşrudur boşanma ama Allah'ın en çok gazap ettiği helaldir. Niye? Çünkü şeytan en çok bu noktayı, hatta o Habil Kabil meselesinde, yine bu meseleden, kadın meselesinde başlıyor. O zamandan beri hep şeytan o damarı işlettiriyor. Yine Kur'an'da Bakara suresinde Harut'la Marut büyü yaparken insanların içerisinde moral bulmak için o iki melek. İnsanların arasını bulmak, eşlerin arasını bulmak için yapıyor. İnsanlar ısrar ile kendilerine de öğretilmesini söylüyor. Biz de insanlara yardımcı olalım. Israr neticesinde o iki melek onlara öğretiyor. Onlar mı? İlk yaptıkları iş eşlerin arasını boşaltmak. Ve en kötülük olaraktan eşlerin boşalması noktasında, boşanmanın yaygınlaşması noktasında en çok böylece yapılan büyüde, sihirde vesaire de eşlerin arasını açmak amaçlı. Çünkü eşlerin arasını açtığında sadece erkek kadın mağdur olmuyor. Arada çocuk da gidiyor. İki taraf da gidiyor arada. Yani erkeğin anne baba tarafı, kadının anne baba tarafı. Ve toplumda böylece sosyolojik ve psikolojik bir dengesizlik, bir bozulma ve çocukların ortada kalma ve o çocuklara kurtların, çakalların sahip olması ne kadar iş gitmiş oluyor. Devlet önce bu konuya evliliği teşvik edip yardım edeceğine önce boşanmanın önünü tıkartırsa daha iyi olur. Ayette zalimin ifadesi geçmişti birinci ayette. Yani üzerinde çok durulması gereken, onun ile ayrı hakikaten yine not aldım. Ayrı bir yazı daha yazacağım onun üzerine. Boşanma büyük bir problem. Devlet hasreten söylüyor. Devlet bu meseleye, Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda yeterli değil, ilgisiz. Vurdum duymaz bir hal içerisinde. Devlet bu konuda ciddi olaraktan bu meseleye el atması lazım. Nafaka meselesine ve boşanmanın önüne geçilmesi meselesine el atması lazım. Bu bir vahşet, bu bir dehşet, bu korkunç bir hal, sıkıntılı bir durum, mide bulandırıcı, iğrenç bir durum. Devlet bu sıkıntıyı gidermesi lazım. Gidermesi lazım. Bu bir devletin ayıbıdır. Milli eğitimdeki tam bir netlik reflekte edilmemesi bu bir ayrı ayıptır. Yani hakikaten devletin özellikle bu boşanma meselesine, eğitim meselesine el atması lazım. Yani kaportayı düzeltmeyecek. Arabayı reflekte edecek. Motoru reflekte edecek. Bu millet 100 yıllık motor üzerinde gidiyor. 100 yıllık hantal bir motor üzerinde gidiyor. Sıkıntı, ıstırap, evler yanıyor, bacalar yanıyor. Bu boşanma meselesinin önüne geçilmesi lazım. Bir ilgisizlik, bilgisizlik maalesef var. Birinci ayette zalimin ifadesi geçmişti. Zulüm, karanlık manasına da gelir Kur'an'da. Zalimin ve tuzlamın ifadesiyle 7 şekilde tefsir edilir.
Zalimin müşrikler anlamında kullanılır. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Zalimin nafsıyla Müslümanın şirk dışında işlediği günah yani zemf sebebiyle kendisine zulmedilmesi kastedilmiştir. Ki burada o manaya gelmektedir. Zulüm insanlara zulmetmek anlamına kullanılır. Zulüm eksiklik, eksiltmek anlamında kullanılır. Zulüm ile şirk koşmak, tekzip etmek suretiyle kendilerine zulmetmek kastedilmiştir. Yazlimun yani cehet, inkar, inkar ediyorlar manasında kullanılır. Zalimin ile hırsızlar ve hırsızlık kastedilmiş olur. Bu zulüm üzerine de o kadar bu asrın bir sıkıntısı ki zulüm, onun üzerinde epey yazı kaleme almıştım. Zulüm üzerine. Zulüm bir karanlıktır. Haksızlıktır. Başkasının hukukuna bir tecavüzdür. Evet. Ve birinci ayet-i kerimenin yine izahı, bu konuda talak konusunda yapılmış olan bir çalışma. Bu çalışmadan size en azından bir bilgi sadedinde ele aldım. İslam hukukundaki genel olarak hukuki olarak boşanma, bundaki içindekiler kısmıyla bunu ele aldım. 91 sayfa ve başlıklar halinde bu konular ele alınmaktadır. İçindekiler kısmı itibariyle. Bir sıkıntı, sıkıntı, bacalar, evler yanıyor. Evler yanıyor, hakikaten boşanma bir sıkıntı. Evet, ulemanın ittifakla kabul ettikleri konulardan birisi, Kur'an'a muhalif düşen hadislerin reddedileceğidir. Başta Hazreti Ayşe olmak üzere birçok sahabi Kur'an'a muhalif düştükleri için birçok hadisi reddetmiş. Hazreti Ömer, onları iddet bekleyen kadınları evlerinden çıkarmayın ayetine ters düştüğü için Fatma bin Kays'ın hadisini reddetmiş denilmekte. Hiçbir günahkar diğerinin günahını taşımaz ayetine ters düştüğü için ölünün yakınlarının ağlamalarından dolayı azap gördüğünü söyleyen hadisler ile aynı ayete muhalif düştüğü için zina çocuğu cennete girmez mi halindeki hadisi reddetmişlerdir. Yani burada da bir izah, tefsirdeki, beyan, hadislerdeki yapılacak tavır ve durum hakkında genel bir bilgi. Evet, yine birinci ayet boşanmayla ilgili olaraktan kadınların iddetlerini beklemeleri ve onunla ilgili tefsirlerde gelmiş olan izah ve beyan konusu. Evet, burada yapılmış olan notlardan bazen muhalif gibi olsa da bu konuda genel düşünme içerisinde olayları ele alaraktan en azından neticelendirmek. Hads ifadesi, hudus ifadesi, araz olsun, cevher olsun, bir şeyin başta yok iken sonradan var olması. Hudus, hadis, hades. Bilemezsin, olur ki Allah bunun ardından gönlünüzde sevgi gibi bir hal meydana getirir. Hads eder, hudus eder, meydana getirir, sonradan oluşturur manasında. Hadede, hudud, bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırını aşarsa diye iki şey karışmalarını önleyecek şekilde birbirinden ayıran engel manasına gelmektedir. Hududullah. Allah'ın koyduğu sınır, had. Dereye ifadesi bir tür hile ile elde edilen bilgi. Onu bildim. Tıpkı bu kelimeler gibi bilmezsin. Olur ki Allah bundan sonra bir durum ortaya çıkarıverir. Ve bu kelimenin izah ve beyanı. Evet, ve yine birinci ayet-i kerimenin izahında boşanma üzerine dediğim gibi yazmış olduğum 13 sayfalık bir yazıda hakikaten sıkıntı olduğu için, uzun zamandır meydana gelen bir sıkıntı olduğu için boşanma üzerine yazmış olduğum bir yazı. Ki bu yazıyı 2004 yılında yazmıştım. 2005 yılında bu yazıyı 19-7-2005 yılında boşanma üzerine bu yazıyı kaleme almıştım. Evet, bir sıkıntı. Talak bir, talak üçtür. Haram talak da üçtür. Yani buradaki tallaktu felasen ifadesi. Tabii burada bazen bize de soruyorlar, boşanma durumu olduğunca hakikaten sıkıntı. Bu durumda bazı açık kapılar, müftüler onu da biliyor zaten. Bazı o noktaları, mesela adam bazen üç kere de talaktu felasen diyebiliyor. Bazı durumlar, hani sigortanın atması gibi, bazı durumlar, bazı açık kapılar da var. Burada ifade etmeyeceğim, onu dile getirmeyeceğim. Bazen 3-1 sayılabiliyor. Yani yoksa 3, talak 3. Mesela talak selase. Bu manada. Veya onun yerine geçecek daha önceden bazı şeyler konuşulmuşsa, o da boşanma yerine geçebiliyor. Uzun mesele olduğu için onu yapmış olduğum o çalışmayı göstererekten size arz etmiş oldum. Konuyla ilgili olaraktan Efendimizin buradaki hadisleri.
haram diye belirtilen boşama tahrime yakın bir kerahet anlamına hamledilebilir. Kadınları ancak ciddi bir şüphe ve töhmetten dolayı boşayabilirsiniz. Çünkü Cenab-ı Hak zevkine çokça düşkün erkeklerle zevkine çok düşkün kadınları sevmez. Yani bunun için içerisinde dediğim gibi yani helal olaraktan Allah'ın gazap ettiği bir şey. O da bu boşanma durumu. Evet, yine bir veya iki talak verdikten sonra iddet süresi sona ermeden kadını hala eşiniz olarak alıkoyacak mısınız? Koymayacak mısınız? Karar verin. Onun iddetini lüzumsuz yere sırf ona eziyet vermek için uzatmayın. Mesela cahiliye döneminde adam boşuyor ama serbest bırakmıyor. Amaç mağdur etmek. Şayet kesin surette ayrılmak istiyorsanız kavga gürültü etmeden güzellikle ayrılın. Mehrinizden bir miktar kalmış ise eğer onu ödeyin ve gücünüz yetiyorsa Bakara 240'da buyurulduğu gibi boşanma nedeniyle ona bir şeyler verin. Ahzab 86'ya da bakılabilir. Yani başlı başına ele alınan ayette eşhat kelimesi geçmişti. Şahidin buradaki çoğulu 6 şekilde Kur'an'da tefsir edilir. Tebliğe ki tebliğde bulunanlardan kasıt nebilerdir. Şahitlik eden manasında kullanılmıştır ve ilgili ayetler. Şehit kelimesi Ademoğlu'nun amelini yazan hıfzedici melek manasında kullanılmıştır. Şüheda ile nebilerin tebliğde bulunduklarına şahitlik edecek olmaları hasebiyle ümmeti Muhammed kastedilmiştir. Şehit kelimesiyle Allah yolunda şehadet eden kimse kastedilmiştir. Şehit kelimesiyle bir kişinin hakkına veya insanların haklarına dair şahitlik etmek, şehadette bulunmak kastedilmiştir ki burada o manadadır. Şehit hazır bulunmak, hazır bulunan manasında kullanılmış olmaktadır. Bu manalara gelmektedir. Evet ve ikinci ayette şehadet kelimesinin genel olaraktan ifadesi şehadet ve şuhud karşıtı gayb kelimeleri Kur'an'da türevleriyle birlikte 150 civarında geçmektedir. Bunların en çok geçeni 50 küsurla şehit, çoğulu şüheda. İkinci sırada yer alanı 20 küsurla şehadettir. Ve onunla ilgili burada izahlar. Şehadeti Allah için tam bir şekilde yerine getirin şahitliği. Evet, yani zaten İslam hukukunda o manada yalancı şahitliğin de ayrı bir cezası. Demin gösterdiğim İslam hukuku ile ilgili olaraktan tüm hudutlar, cezalar, hadler orada genişçe belirtilmiştir. Evet, yine ikinci ayet-i kerimede İbn Abbas Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Bir Müslüman öldüğü zaman cenazesini Allah'a hiçbir şey ortak koşmayan 40 kişi tutup kaparsa Allah kendilerine o kimse hakkında şefaate izin verir. Yani onun için adil olaraktan şahitlikte bulunmak esas olandır. Evet ve üçüncü ayeti kerimede her kim Allah'a tevekkül eder, işi ona havale ederse, dünyada ve ahirette başına gelecek gam ve kedere karşı Allah ona yeter. Öyle. Eleysallahu bikafin abdehu. Allah kuluna yetmez mi? Hasbunallah ve nimel vekil, nimel mevla ve nimel nasir. Kur'an-ı bena ve ileyken nasir. Evet, birçok ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'a tevekkül etmek, Allah'a tevekkül etmek. Eğer Allah'a istekle ödünç verirseniz Allah onu sizin için kat kat artırır, tagabunu yedir. Kim Allah'a dayanırsa şüphesiz onu doğru yola iletir Allah. Yine demin Tagabun suresinde de o Allah'a tevekkül etmeyi orada izah ettim. Kullarım sana beni sorduğu vakitte ki ben herhalde yakınım dua eden bana dua ettiği zaman duasını cevap veririm. Efendimiz de buyuruyor. Kim insanların en güçlüsü olmak isterse Allah'a tevekkül etsin. Yani tabiri caizse sırtını ona dayasın. Evet ve yine 3. ayet-i kerimede Bediüzzaman Hazretleri ve men yetevekkel alallah bu ayet-i kerimeyi İşarat-ı Selase adlı lemalar 168 ve 169'da bunu izah ve tefsir etmekte beyan etmektedir. 169 ve 170. sayfalarında ve devamında da aynı şekilde bu ayet-i kerimeyi Bediüzzaman Hazretleri 9 sayfa olaraktan tefsir ve izah etmektedir. Yine Nur'un ilk kapısı 105 ve 106'da da bunun hakkında bu ayetin izahı sadedinde beyan etmektedir. Evet ve 4. ayeti kerimenin izahında burada hilal ile ilgili olaraktan onu hilali sana soruyorlar. 4. ayeti kerimenin izahında ayet-i kerimede وَاللّٰهِ يَسْلِمِنَا النِّيَاءِ يَجْعَلَّهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا وَاللّٰهِ يَسْلِمِنَا. Burada ayet-i kerimede nitekim 4. ayet-i kerimede Rabbimiz orada
beyan buyurduğu üzere, kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz onların bekleme süresi 3 aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona işinde kolaylık verir. Yani vellâ'i ile ilgili olaraktan yapılan izah ve beyanlar. Burada da soru ve cevap zımnında yapılmış bazı iddetle ilgili de vesaire tefsirlerden çıkartmış olduğum genel not. İddet bekleme süresi ki bu yani Ramazan hilali gibi görülme, görülmeme zaman ve süresinin tayin edilmesi ve belirtilmesi ile ilgili olarak. Yani o zaman da tabii ya hesap şeyi yoktu şimdiki gibi takvim olayları yoktu. Onun için mesela hilale bakarak zaman ve süre içerisinde süre belirlerlerdi. Evet, iddetin süre bekleme ile ilgili olaraktan iddet Arapçada saymak demektir. Şeriat dilinde ise iddet kocası ölen veya boşanan kadınların tekrar evlenebilmeleri için beklemeye mecbur oldukları bir müddettir. Ve 4 çeşittir. İşte o 4 çeşit de burada madde halinde izah edilmektedir. Evet, burada beyan edilmektedir. Yani dediğim gibi süre eskiden hilal ile bakılaraktan Ramazan'ı olsun, zaman, gün olsun, hatta bayram olsun ona göre. Hamele ifadesi hamile, hamele, hammal aynı kökten gelmiş oluyor. Pek çok şeyde göz önünde bulundurulan tek bir manaya gelir. Formunda yüklenmek, sırtlanmak, taşımak manalarına gelmektedir. Ve bunun hamile kadın çocuğunu taşıyan kadın yani. Yükü olanların bekleme süresi ise hamile olanların yüklerini indirmeleridir. Yani doğum yapmalarıdır. Ve diğer ayetlerde burada zikredilmektedir. Evet, yine 4. ayet-i kerimede bunun tefsirlerden çıkarttığım beyanı ve izahı ve hadislerdeki durum. Ebu Zer anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki ben bir ayet biliyorum. Eğer insanların hepsi onu tutsaydılar hepsine kafi gelirdi. Ashab ey Allah'ın Resulü bu hangi ayettir diye sordular. Peygamberimiz وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ve kim Allah'tan korkarsa, takva sahibi olursa Allah o kimseye bir çıkış yolu ihsan eder. Ayet. Hakikaten onu ve Maide 65-66'ya da bakılabilir. Araf 96'ya. Evet, takva üzere ittika etmek, günahlardan sakınmak, günahlardan uzaklaşmış olmak. Evet ve 6. ayet-i kerimede ise rıda ifadesi süt emme manasına, süt emdi bebek. Onu eğer sizin için çocuk emziriyorlarsa ücretlerini verin. Baba onun ücretini öder. Hanım eğer ödemiyorsa veya hanım da ücret karşılığı ödüyorum derse ona da verebilir. Evet, 7. ayette din kolaylıktır. Dinin en hayırlı olanı en kolay olanıdır şeklinde. Evet, din bu manada kapıyı kapatmıyor, kanserleştirmiyor. Kolaylığı ele almış oluyor. Ey peygamber, Allah'ın sana helal kıldığı şeyleri neden kendine haram ediyorsun? Ahlim 1. ayet-i kerimede. Bir başka ayette ise şöyle denir. De ki Allah'ın kulları için ortaya serdiği süs ve güzelliği, hoş ve temiz rızıkları kim haram etmiştir? De ki onlar dünya hayatında inanmayanlarla birlikte iman edenlerindir. Kıyamet gününde ise yalnız müminlerindir. Yani böylece Cenab-ı Hak kolaylık gösteriyor, zorluk göstermiyor. Ramazan ayı ve hilal ile ilgili olaraktan bu şekilde ifadeyle beraber dinin kolaylığı hakikaten. Eğer mesela o manada boşanma olmasaydı tersini bir yandan düşünün. Sıkıntı olacak, kangrenleşme olacak. Ki bazen görüyoruz Allah muhafaza etsin haberlerde ölüme kadar gidiyor, öldürmeye. Hatta niye boşanıyorsun benimle diye öldürebiliyor. Öldürebiliyor. O hale bile geliyor artık. Din kolaylıktır, dini kolaylıklar diye bir tane yazı başlı başına kaleme almıştım. Evet, yüsür din kolaylıktır. Dediğim gibi dindeki kolaylık. Allah kolaylığı diler, zorluğu dilemez. Allah her zorluktan hemen sonra bir kolaylık getirecektir. Kolaylık yolunu açmıştır. Evet, Cenab-ı Hak kolaylığı emreder, zorluğu emretmez. Teklif, mükellefiyet, yükümlülük, omuza alan, sırtı alan yük manasında, yükümlü kılma, mükellefiyet. Teklifin kökü olan kelef, bir şeyi sevmek, bir şeye düşkünlük anlamına da gelir. Bir insanın sevdiği şeyi elde etmede bazı zorlukları göğüslemekle yükümlü tutmaktır. O halde teklifin esasında yine insanın hür iradesi ve içten sevip benimsemesi vardır. Kur'an'da teklif daimi fiil şeklinde 7 yerde, tekellüf ise mütekellüf şeklinde isim olarak bir yerde kullanılmıştır. Teklif konusunda Kur'an-ı Kerim
bu şekilde de izah ve beyanlarda bulunmuş olmaktadır. Evet, teklif ile ilgili olarak ben Cenab-ı Hakk'ı öyle, Allah kimseye gücünün üzerinde elbette ki bir yük yüklemez. Taşıyamayacağı bir yükü Cenab-ı Hak kimseye yüklemez. Yine talak ile ilgili ricaat, iddet meseleleri ile ilgili Bakara suresinin 226 ve 232 ayetleri ve Nisa suresinin 15 ile 21. ayetlerin tefsirine de aileten müracaat edilip bakılabilir. Yine talak, seyir Allah bağda usulü yusra. Dediğim gibi inne maal usulü yusra. Her zorluktan sonra bir kolaylık. Allah zorluk dilemez, kolaylık diler. Amenna. Ayetin gramer tahliline bakacak olursak birinci ayette cümle şart cümlesi olmuş olup nidanın cevabı ve müstenifedir iptidaiye cümlesi. La iddetihinne ifadesi ise, şuradaki le iddetihinne ifadesi ise, bu da talliku hünnedeki hünneden hal olmak üzere ona müteallektir. Vetteku cümlesi ise ahsu cümlesine matuftur. Rabbakum ifadesi ise Allah ismi celalinden bedeldir. La tuhricuhunne ifadesi müstenife iptidaiyedir. En ye'tine enden dolayı mastardır. Müstesna min umumil ahval, genel halden istisna edilmiştir. Yani la yahrucunne fi halin illa hali idyanihinne bi fahşetin durumu. Cümle şart cümlesi ve müstenifedir. La tedri ifadesi müstenife iptidaiyedir. La allallaha yuhdisi ifadesi ise deranın iki mef'ulüne geçmiş olmaktadır. Ve la alle ifadesi ise bu da muallakattandır. Yani umulur ki manasında. Adeta talip edilmiş, asılmış. Umulur ki hayır olur vesaire gibi ifade edilebilir. Yine burada da izadan dolayı cümle şart cümlesi olmuş olup geçmiş olan izah tallakdümdeki şart cümlesine matuf olmuş olmaktadır. Bir maruf car ve mecrur olmuş olup emsikuhunne failinden hal olmak üzere ona müteallıktır. Zevi ifadesi mef'ulün bih olmuş olup ya ile mansuptur. Çünkü o cem-i müzekker-i saime katılmıştır. Minkum car ve mecrur olmuş olup zevi adlinin sıfatına müteallektir. Men ismi mevsul ve naib faildir. Lehu car ve mecrur olmuş olup cealenin ikinci mef'ulüne müteallektir. Haysu ifadesi ismi zarf olmuş olup yerzukhu'ya müteallik cer mahallindedir. Yahtesibu ifadesi muzafun ileyhtir. Ve men yetevekkel ifadesi ve men yettaki cümlesine matuftur. Kat ceale ifadesi müstenife iktidaiyedir. Likülü şey car ve mecrur olmuş olup kadrenden hal olmak üzere ona müteallektir. Vella iyeysne ifadesi müstenife iptidaiyedir. Min nisaikum ifadesi yeisne'deki nundan hal olmak üzere ona müteallektir. İnirtebtin faiddetühünne selase ifadesi ise ellâ-i mübdedasının haberidir. Faiddetühünne selase ifadesi ise in şartının cevabıdır. Vella-i lem yahidne ifadesi ise ism mevsul ve aynı zamanda ellâ-i yeisne'ye matuf ism mevsuldür. Ve ulatü ifadesi ise mübdeda olmuş olup haberi ise cümle-i ismiyedir. Ecelühünne en yedana ifadesi. Lehu car ve mecrur olmuş olup yec'alin ikinci mef'ulüne müteallektir. Min emrihi ifadesi ise yusrenden hal olmak üzere ona müteallektir. Beşinci ayette enzelehu cümlesi emrullah'tan haldir. Cümle şart cümlesi ve iptidaiyedir. Lehu ifadesi ise yu'zim fiiline müteallektir. Evet, altıncı ayeti kerimede ise min vucdikum ifadesi şuradaki car ve mecrur olmuş olup min haysuden bedeldir. Ve inkünne ifadesi ise eskinuhunne cümlesine matuftur. Ulati ifadesi ise kânenin haberi ve kesre ile mansuptur. Çünkü o cem-i müennesi salimdir. Fein ardane cümlesi ise bu da inkünne cümlesine matuftur. Ve temiru ifadesi ise faatuhunne cümlesine matuftur. Bir maruf car ve mecrur olmuş olup ve temiru failinden hal olmak üzere ona müteallektir. Ve in taasertüm ifadesi ise in ardane cümlesine matuf olmuş olmaktadır. 7. ayet yunfik'teki lam cezim emridir, cazim emridir. Cümle şart cümlesi olmuş olup yunfik cümlesine matuftur. Min ma car ve mecrur olup çünkü car aslı min ma'dır. Daha sonra min ma olmuş, dam edilmiş min ma olmuş yunfika müteallektir. La yükellifullah ifadesi müstenife iptidaiyedir. İlla hasır edatıdır. Ma ism mevsul ve ikinci mef'uldür. Seyecar ifadesi iptidaiyedir. Ba'da ifadesi ise ikinci mef'ule müteallik zarftır. Gramer kuralı gereği olarak. Bu arada kıssadan da bir hissemiz var. Kur'an-ı Kerim'in ilk yazılı nüshası Almanlara emanet. Kur'an-ı Kerim'in ilk yazılı nüshası bulundu ama bir İslam ülkesinde değil, Avrupa'nın göbeğinde, Berlin Devlet Kütüphanesi'nde. Marxist Allemin Zeitung isimli gazetenin haberine göre Devlet Kütüphanesi basın sözcüsü Janet
Lamble, nüshaların Corpus Coronarium isimli bir araştırma projesi kapsamında Zürih'teki bir laboratuvarda incelendiğini bildirdi. Proje Avrupa'da bulunan Kur'an-ı Kerim nüshalarını bilimsel olarak inceliyor. Buna göre 7 yaprak pergament üzerine yazılmış Kur'an nüshalarının 606-652 yıllarından kaldığı belirlendi. Bu demek oluyor ki büyük ihtimalle Hz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam hayattayken yazdırdığı nüshalardan biri ile karşı karşıyayız. Peki bu nüshalar Almanya'ya nasıl geldi? Tahminler Kahire'de yaşanan bir bilim adamına miras kalan nüshaların 19. yüzyılın sonlarında Almanya'ya getirildiği yönünde anlayacağınız Kur'an-ı Kerim'in ilk yazılı nüshası Berlin Devlet Kütüphanesi'ne emanet. Daha hazinin hakikaten Bush Irak'a tecavüz etmek için gittiğinde, işgal etmek için gittiğinde ilk yaptığı şey iki şey yaptı. Bir, tüm kütüphaneleri boşalttı. Bir de altınlar, ki internette girdiğiniz zaman görürsünüz kamyonlarla altınları. Bir asker kamyonun içerisinde altınların üzerinde, külçe külçe altınların üzerinde fotoğraf çektiriyor. İşte hırsız olan Avrupa Haçlı zihniyeti Amerika'sı ve böylece girdikleri İslam ülkelerinde iki şeyi talan etmişlerdir. Orada bulunan kütüphaneleri ve orada bulunan altınları. Bu arada tabii ya yıllarca Irak'ta 25 yıllığına petrola da el koydukları gibi. Ki petrolü çıkanın iki katını çıkartmak suretiyle böylece onun 25 yıllığına hakim oldu. Böylece iki katını elde ederek çıkartarak 50 yıllığını böylece gasp etmiş oldu. Yine bu arada şunu da ifade edeyim. Benim 80'de Diyanet İşleri Başkanımdı, 78-80'de. Tayyar Altıkulaç Beyefendi de 20 yıldır kendi ifadesinde de ifade ediyor. Tüm dünyadaki İslam ülkesi Batı ülkelerini dolaştığını ve tüm Kur'an nüshalarını bularaktan birbirleriyle karşılaştığını, hepsinin de aynı olduğunu ifade ediyor ve bunu broşür olarak da yazmıştı. Kendilerine de saygı duyuyorum. Allah alemi bir sevap, en doğrusunu bilen Allah'tır. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.